Merhaba arkadaşlar, bir İsveççe Türkçe dersiyle tekrar beraberiz. Bugün sizlere ne anlatacağım? İsveççe ve Türkçe öğrenirken kullanacağımız birçok internet sitesi var. Bunların çoğunu biliyoruz veya bilmiyoruz. Kimisi sözlük, kimisi İngilizce ve diğer bütün dillerde yardımcı İsveççe. SFI ve Lesvenska öğrenmeye yardımcı siteler. Benim de bu internetteki bu sitelerden faydalandıklarım var. Öğretmenlerimden öğrendiklerim var. Çevremden gördüklerim var. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar, bu benim kendi kullandığım, yararlandığım siteleri size tanıtacağım. Bunların kimisi genel SFI içerikli, kimisi sözlük, kimisi resimle öğretiyor, kimisi diyalog ile öğretiyor. Değişik değişik özellikleri olan siteler var. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim site bütün İsveççe öğrenen, yani sadece Türkiye bizler değil, bütün İsveççe öğrenen yabancıların yararlandığı Digitale Siparet Puntası. Evet. Girip bir bakalım. Önce tanıyalım siteyi. Dil öğreten birçok okulun kullandığı bir internet sitesi. Geniş bir konu arşivi bulabilirsiniz. İsveççe öğrenenler için ilk büyük kaynak diye not düşmüşüz. Evet arkadaşlar. Digitale Siparet diye arattığımızda Google'da en üstte çıkan link Digital Siparet. Ne diyor burada? Svenska och SAS på internet. İnternetteki İsveççe ve SAS diyor. Tabi SAS dediğine bakmayın. Burada içerisinde SFI de var. SFI, SAS ve dediğim gibi bütün İsveççe öğrenmeye yönelik Let Svenska konusu. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, başlangıç kısmı var. Bu bizi ilgilendiren menü burası. Ama tema olarak da bakarsanız, yani konu olarak mesela Arbete, Bustat, Ekonomi, Family, Fritid, tema olarak da bakarsanız buraya bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi biz leksikona tıkladığımız zaman burada kullanabileceğimiz leksikonları, yani sözlükleri, online sözlükleri gösteriyor. Google Translate, Lexin för klaring på svenska, synonymer.se, online translatör. Bunların hepsi link arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün dillere ait kendi resmi. Çünkü Digital Asibaret Puntası resmi bir site. Bunun hepsini resmi olarak gösteren bu sözlükleri gösteriyor. Leksikon. Bir de bu yan tarafta gördüğünüz gibi İsveççe nivonuzu seviyenize göre de tıklayıp seçebilirsiniz. Mesela diyelim B'ye tıklayalım. B ile ilgili, diyelim SFI B'ye giden arkadaşlar, B ile ilgili resim ve kelimeler, okuma alıştırmaları, dinleme ve sonra yazma gibi, lüsna dinleme alıştırmaları gibi alıştırmalar görüyorsunuz arkadaşlar. Örnekler görüyorsunuz. Gramatik, İsveç ve Europa, Kunskap, bu kelime test, SFI portalın ki gibi birçok gördüğünüz gibi şeyler mevcut. Eğer nivonuza göre trena üttal, yani trena üttal demek kelimelerin telaffuzu, harflerin, kelimelerin telaffuzu. İsterseniz buradan nivonuzu seçip ona göre örnekler yapabilirsiniz.
gibi. Evet, biz tekrar menümüze dönelim. Leksikon dediğimiz gibi buradaki sözlükler, portaler yine eğitim konusunda değişik kurumların, kuruluşların web siteleri bulunmakta arkadaşlar. Pedagogik, mesela Kreatif Pedagogik, Lens, Sakrat gibi, School Reflecting gibi yerler burada bulabilirsiniz. Tidningar dediği zaman Let Svenska Tidningarlar var arkadaşlar. Buralardan gelip günlük gazeteleri okuyup hatta dinleyebilirsiniz. Mesela DN Puntese Dagens Nyheter demek DN. Burada Kolay Svenska, yani Let Svenska ile çok kolay SF'ye giden arkadaşların anlayacağı dilden gördüğünüz gibi gazete okuyabilirsiniz. Dagens bulunmakta, Expressen, Aftonbladet, bunlar zaten büyük gazeteler. Eğer Let Svenska okuyacaksanız bu üç tanesi var. Otta, Sidor, Sesamlok, Let List. Onun dışında gazeteler buradalar arkadaşlar. Radyo dinleyebilirsiniz bu portallerin içerisinde. TV seyredebilirsiniz. Geçen gün bir arkadaş bana demişti, online TV seyredemiyorum. SVT News Puntase'ye girdi. Buradan televizyon programlarına veya dizilerin kalanlarını, programların kalanlarını izleyebilirsiniz. Radyo dediğimiz gibi lokal radyo da olabilir, genel radyolar da olabiliyor. Öpet Arkiv Puntası. Arkadaşlar burası çok geniş bir arşiv. Geçmiş televizyon programlarının hepsini ta 1970'lerden, 60'lardan vesaire çok eskilerden itibaren Öpet Arşiv'de bulabilirsiniz. Buraya sök rütaya yazıyorsunuz ne istediğiniz şeyi, programın ismini İsveççe, ve o size getiriyor. Veya rekomendierat, yani bu da tavsiye edilen buradan, veya dramasiera, burada istediğinizi de günlük bunlar değişiyor ve seyredebilirsiniz. Çok büyük bir arşiv, çok da faydalı. Bunun dışında devam edelim. Tidlikler de bitti. Radyo TV'ye geldik. Radyolar gördüğünüz gibi var. TV'ler var. Svenska dediği yerde SFI ile ilgili kaynaklar bulunmakta. Bunların birkaçını ben de yararlanıyorum. Göreceğiz. SFI Portalense mesela. Safir SFI. Bunlar arkadaşlar, bunların haricinde SFI'de okuyan arkadaşlar için kitaplar bulunmakta. Bu kitapların, sizin elinizdeki kitapların burada eğer varsa gördüğünüz gibi ismine tıklayıp örneklerini sayfa sayfa yapabilirsiniz buradan. Kitaplarınızdaki örnekleri buradan çalışabilirsiniz. SFI podu göreceğiz birazdan. Webli'yi göreceğiz. Yani Svenska ile ilgili, öğrenme ile ilgili birçok link burada mevcut. Flexibet dediği yine birçok link mevcut burada. Söksidor arama motorları arkadaşlar. Yahoo, Google, Leta, Bing, Eniro, Ita, Punta, Eniro vesaire. İnternetten arama nasıl aranılır? Arama ipuçları vesaire. İnternetten arama ile ilgili, arama motorlarını kullanma ile ilgili yer. Test dediğimiz yerde kendinizi test ediyorsunuz. SFI'nin National Pro'larına veya Svenska ABC'nin Pro'larına veya üniversitelerden
kendinizi test edebiliyorsunuz. Örnekler, burası örnekler dediği arkadaşlar örnek çalışmalar, trena yapılan yerler yani. Mesela D nivoya bastınız, size D nivo ile ilgili örnekler gösteriyor. Örnekler gösteriyor. Hörleste D'de duyma ve yazma örnekleri. Mesela Lüsna okpuştu, dinle ve anla. Lesa okpuştu, yaz ve anla. Yaz. Samtal oktal komünikahun. Görüşme, konuşma ve kişiler arası komünikasyon. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dijital asparet çok geniş bir site. Bundan bütün öğrenci arkadaşlarının faydalanması güzel olur. Zaten faydalanıyorlar. Bu sitemizi kapatıyoruz. İkinci sitemiz arkadaşlar Lexin. Hepinizin de duymuş olduğu, sanırım duyduğu bir Lexin sözlüğümüz bulunmakta. İsveççe Türkçe çeviri sözlüğü. Kelimeleri tek tek çevirebiliyor. Birleşik kelime veya cümleleri çeviremiyor. Akıllı cep telefonları için kullanılabilir mobil app'ı mevcut. Arattığınız kelimeleri bu mobil app saklamıyor. Yani spara yapmıyor. Başka zaman dönüp arattığınız kelimelere bu app üzerinden ulaşamıyorsunuz. App'ın içerisinde bir de reklam barındırıyor. Bunun internet sitesine bakalım arkadaşlar. Lexin yazıyoruz Google'a. Ve ilk çıkan adres lexin.nadaha.kotiho.se. Girdiğiniz gibi bunu Boğa'da yapıyorsunuz arkadaşlar. Boğa'da demek iki dilden kelimeleri de yazıp birbirine çevirebilme. Veya bir dilden, hangi dilden seçecekseniz veya hangi dile çevirecekseniz. Fakat bu oda kalsın. Buradan Türkiska'yı seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi birden çok dil mevcut. Mesela ev diyelim. Slow up diyorsunuz ve evin, burada gördüğünüz gibi eventüel size dinleme şansı da veriyor. Bostad. Yani anlamlarını lüsne yaparak da bulabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Altta substantivin halleri var. En bostad, bostaden bosteder çoğul hali. U beslem tali, beslem tali ve çoğul hali diye. Daha sonra altında örnekleri var gördüğünüz gibi. Benzer kelimeler, yani bostad'ın kök olarak alıp da, yani evi kök olarak alıp da üretilen kelimeler, bundan üretilen kelimeler demiş Salman Setlingar. Hem demiş Lüsna yapabiliyoruz. Hüs Stelle ne demek? Hüs lokal. bu Lexin'in oluşmasına, Türkçe kısmını yapan ekibe Dursoy yazan hocamız başkanlık etmiş. Daha sonra Aynur Gürat'la Hüseyin İçen ve Yalın Kılıç yardımcıları. Lexin arkadaşlar çok güzel bir site. Buraları daha sonra size göstereceğim, şimdi değil. Evet, bizim kullanacağımız sözlük burası. Dilimizi seçiyoruz, Boğa'da yapıyoruz ve kelimemizi yazıp aratıyoruz. Bunun Lexin diye app'ı da var, mobil app'ı. Fakat bu yazdığınız, şu arattığınız kelimeyi sipara yapmıyor. Eğer isterseniz kendiniz klik sipara uğradet burada yapabiliyorsunuz. App'ta da yapılıyor mu bilmiyorum ama ben görmedim. Ama mesela bir Google Translate aradığınız kelimeyi
otomatik sipariş yapabiliyor. Daha sonra geri dönüp bakabiliyorsunuz hangi kelimeyi aratmışsınız vesaire. Evet, leksi sözlüğümüzü de gördük. Diğer büyük bir sözlük arkadaşlar, Google'ın Translate'i. Birleşik kelimeleri internet sitesinde dil bilgisine göre düzgün yazılmış kısa cümleleri doğru çevirebiliyor. Kendiniz de çeviri önerisi yapabiliyorsunuz. Akıllı cep telefonları için mobil app mevcut. İstediğiniz dillerin paketlerini internet olmadan da cep telefonunuzdan çeviri yapabilirsiniz. Mobil app çevirdiğiniz kelimeleri saklıyor. İstediğiniz zaman arattığınız kelimelere ve anlamlarına tekrar bakabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, yine güzel bir sözlük. Google'un Translate'i. Translate Google diye aratırsak bu en başta çıkan translate.google.com adresi. Buradan arkadaşlar mesela bir kelime yazdığınız zaman diyelim çiçek. Bunun diline biliyorsanız tıklayabilirsiniz veya detect language kendin bul deyip de dili otomatik algılatabilirsiniz. Burada bu dillere çevirebiliyorsunuz veya bu çeviri için bir öneri gönderebiliyorsunuz. Ondan sonra bunu kopyalayabiliyorsunuz. Save kaydedebiliyorsunuz. Veya konuşma Çiçek. dinleyebiliyorsunuz veya paylaşabiliyorsunuz gibi birçok özellikleri mevcut. Arkadaşlar bunun başka bir güzelliği daha var. Mesela bu dediğim gibi birleşik kelimeleri, cümleleri mesela bugün hava çok güzel. Gramatiğe yani Türkçe dil bilgisine göre yazdım. Ve Vedret er vakert idak. Gördüğünüz gibi kısa ve gramatiğe uygun olan cümleleri hatasız çevirebiliyor. Fakat uzun olduğu zaman ve de özellikle de İsveççe'deki o küçük ekler olduğu zaman av, i, po gibi ekler onları algılayamıyor. Sadece böyle genel taslak olarak algılıyor ve çeviriyor arkadaşlar. Bunun yanında istediğiniz internet sitesini de yazıp mesela sana Allah hande neydi bizim yerel gazetenin ismi? Evet, sana alahande.com mesela. Adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Buraya yazıyorsunuz adresi. Ve mesela bu İsveççe bir site. Biz bunun Türkçesini istiyoruz diye ve Translate tercüme yaptığınız zaman size o web sitesinin Türkçesini getiriyor arkadaşlar. Yani sadece dokümanları, kelimeleri, cümleleri çevirmiyor. İnternet sitelerini vesaire de gördüğünüz gibi çok rahat çevirebiliyor. Google Translate'in app'ı da var. Bu app'ta arattığınız kelimeleri saklıyor. İleride dönüp app'a baktığınız zaman hangi kelimeleri arattığınızı görebiliyorsunuz. Çok güzel bir site arkadaşlar. Zaten kullanan biliyor. Kullanmayan arkadaşlar da bu yeni özelliklerini öğrenmiş oldu. Bir diğer SFI sitesi SFI Portalense. Bunu videolarımda da kullanmıştım. Kendileriyle ortak bir bağım yok. Fakat web sitesinin kendi grafikleri, eğitim şekli güzel olduğu için seçmiştim. SFI düzeyinde ders grafikleri güzel olan, içerisinde SFI konuları ve gramatiğinin dışında kelime oyunları da bulunan kullanışlı bir internet sitesi. Harflerin telaffuzundan cümle kurmaya kadar çok basit şekilde anlatım yapmış güzel bir site demişiz. Gidiyoruz Google'a.
SFI Portalen diyoruz. Aratıyoruz ve karşımıza çıkıyor. SFI Portalen puntası. İlk girdiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde kategorilerle karşılaşıyorsunuz. Harfleri tanıma, Lerdey Bookstaverna, Bookstaver of Urd, harfler ve kelimeler. Urd of Meningar, kelime ve cümleler. Weather of Wind, hava ve rüzgar. Gramatik, dil bilgisi. Spell of Knap, oyun sitesi. Sveri hakkında, Omsveri. Veg Beskrivning, yol, yön tarifi ve övrikt diğerleri diye birçok 9 gruptan olur. 9 kategoriden oluşuyor. Ben bunun sanırım Lerdey Bookstaverna'dan başlayıp gramatiğine kadar videolar halinde bu 5 tanesini işlemiştik. Belki Weather of Winter işlememişimdir ama bunlar önemli olduğu için bunları işlemişimdir. Bunlara giriyorsunuz arkadaşlar. Yine buradan seçiyorsunuz hangisini istiyorsanız ve buradan başlıyorsunuz artık çalışmaya. Çok basit, çok güzel bir sistem. Hepinize tavsiye ederim. Mesela Lerdey Bookstaverna'dan Nivo seçiyorsunuz. Kaçıncı seviyedesiniz? Ona göre size soru eğitim getiriyor. SFI Portalen ise İsveçlerin yaptığı bir site ve çok güzel kullanışlı bir site. Kendileriyle buradan kontağa geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, SFI Portalen ise bu kadar diyelim. Bir diğer SFI sitemiz Swedish for All Puntası. Bu sitede İsveççe SFI kısmı videolarla ve çok basit şekilde anlatılmış. Temalar halinde SFI konuları adım adım işlenmiş. Evet arkadaşlar, bu da İngilizce bir site aslında. Swedish for All diye Google'a yazıyoruz, aratıyoruz. Ve en başta çıkan Swedish for All puntasına giriyoruz. Buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar, bunun ismini neden İngilizce yazmışlar? Yani domain ismini bilmiyorum. İlk siteye girdiğiniz zaman buradan SFI'ye giriyoruz. Stack adım adım SFI'ye giriyoruz. Buradan başlayın diyor. Alfabe, Üttal, yani dış konuşma. Daha sonra altta da İngilizcesi var. Burada arkadaşlar sol taraftaki menüde gördüğünüz gibi tema halinde, konular halinde var. İlk başta alfabeyi yapmış, daha sonra basit cümle kurmayı, işte selamlaşmayı vesaire yapmış. Diyaloglar var, daha sonra gramatik konularına girmiş. Çok güzel, buradan da faydalandım arkadaşlar gramatik konusunda. Tavsiye ederim siteyi. Burada mesela Song Böker var. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet. Şarkılar halinde. Şarkılar halinde burada gördüğünüz gibi müzik halinde bizlere anlatıyor konuları. Tabi Türkçeleri yok. Kendimiz zaten bulabiliriz burada Türkçelerini. Burası güzel bir kısmı. SFI ile anlatmış ve en sonunda bu şekilde ses kitabı olarak eklemiş. Evet. Gördüğünüz gibi Swedish for All puntası da çok güzel bir site arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer bir ilginç internet sitemiz var. İlginç olmasının sebebi bizler kelimeyi biliyorsak
çevirisini ekliyoruz ve o kelimenin çevirisini kendisi kaydediyor. Önce bir tanıyalım. svglossbee.com. İnternet sitesi ilginç bir site. İstediğiniz kelime yazıyorsunuz. Kelime hangi dilde onu belirtiyorsunuz. Hangi dili istiyorsunuz onu gösteriyorsunuz. Ve yazdığınız kelime ile seçtiğiniz dildeki milyonlarca cümle örneğini görüyorsunuz. Mesela kelime hüs seçtik. Türkçe seçtiğiniz ve arattınız. Hüs yani ev bulunan İsveççe cümleleri Türkçe çevirileriyle beraber getiriyor. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Glossbee diye aratalım. Türkçe TR Glossbee çıktı. Biz bunun başına SV yazalım. Swedish Glossbee diye aratsak burası çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi svglossbee.com tıklıyoruz. Burası Bulgarca yazmış. Evet, ana sayfa burası arkadaşlar. svglossbee.com. Şimdi arkadaşlar burada hangi dilden kelime yazacaksanız onu seçiyorsunuz. İsveççe. Buraya da hangi dilden cümleleri getirmesini istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Türkiska. Okey. Yazalım. Mesela herhangi bir kelime. Data. Ve arattık. Şimdi dedik ki data kelimesinin bana açıklamasını, Türkçe açıklamasını getir ve örneklerini getir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içerisinde data geçen İsveççe cümleleri ve karşılıklarında Türkçe çevirilerini bize getirdi. Bu çeviriler çoğu zaman doğru olmuyor. O konuda dikkatli olun. Ama fakat güzel, yararlanacak bir sitede diye düşünebiliriz. Yani diyelim okulda bir kelimeden örnekler istediler. Gelip buraya kelimeyi yazıyorsunuz ve çevir dediğiniz zaman birçok gördüğünüz gibi örneği var. Mesela bazı kalıplaşmış kelimeler var. Deyimler var. Atasözleri vesaire. Onları burada bulup çevirilerine bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayrıca bir tane sitede değil, birden çok sayfa. Gördüğünüz gibi sınırsız sayıda sizi götürüyor. Sınırsız sayıda örnek var. Yani İsveççe içerisinde İsveççe geçen yazdığınız kelimeyi Türkçe'ye geçiriyor. Fakat çoğu zaman dediğim gibi doğru değil çevirileri. Siz ona dikkat edin. Çünkü herkes isteyen siz de lektil översetting yaparak bu kelimeye bir tane çeviri ekleyebiliyorsunuz. Yani bu çeviriler bir kişiden çıkma değil, toplama çeviriler. Herkesin kendi eklediği bir kelimeler. O yüzden çoğunu doğru olmakla beraber dikkatli olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kelime site ve çok faydalı, kullanışlı bir site. Bunun mobil app'ı var mı bilmiyorum. Ben kullanmadım. Telefondan bakmadım. Fakat 1000 tane dilin 40 milyon tane kelimesini birbirine çevirebildiğini söylüyorlar. Bu kadar güzel, büyük bir site arkadaşlar. Neresiymiş? svglossbee.com. Bunu da geçtik. Evet arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim site bir bayan öğretmenimiz bana gösterdi kendisi Facebook'ta.
Çok güzel bir Lexi'nin Skolverket'in yani İsveç'teki Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı bir site. Bunlar ne yapıyorlar? Resimler ile dili gösteriyorlar. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Skolverket'in dil öğrenmeye yönelik hazırladığı harika bir internet sitesi. Konuları tema halinde resimler ile ve 3 dilde. Türkçe, İsveççe, İngilizce. İstediğiniz anda çevirisine bakabiliyorsunuz. Bakalım. Buna ulaşmak için de arkadaşlar Lexi'nin yanına Lang yani Dilanguage İngilizce Language'in kısaltılmış Lang'ı yazıp aratıyorsunuz ve Animahunst Teman en baştaki lexin.nada.kotohe.se Lang diye görüyoruz. Tıklıyorsunuz arkadaşlar karşınıza burası geliyor. İsterseniz sadece İngiliz İsveççesini seçiyorsunuz. İsterseniz buradan temalar halinde bakabiliyorsunuz veya isterseniz bizim için önemli olan burası kendi ana dilinizde ve resimler ile öğreniyorsunuz. Tıkladık. Burası geldi. Buradan da Türkçe'ye tıkladık. Arkadaşlar bu sayfa geldiği zaman şaşırmayın. Size diyor ki Adobe Flash Player'inizi aktif yapın. Üstüne tıklayın ve buradan tilde yapın. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. Aile ve akrabaya giriyoruz önce. Buraya tıkladığınız zaman Svenska, buna tıkladığınız zaman İngilizka, gerçi bunu görmedi. Buna tıkladığınız zaman da Türkçesini vermesi gerek. Aha, Swedish only. Sadece İsveççesi var diyor bunun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu sitemiz de bu şekilde. Neden? Ha geldik. İnsan vücuduna bakalım. Evet. O ilk tema arkadaşlar sadece İsveç'teydi ama bunda gördüğünüz gibi biraz benim bilgisayar da eski bir bilgisayar o yüzden çalıştırmayabilir. Sizin bilgisayar daha iyi çalıştıracaktır. İsveççesi var. İngilizcesini yükleyemiyor ve Türkçesi var. İsveç'ten ve Türkçe'den bakabilirsiniz. Buraya nasıl geldik derseniz arkadaşlar bir daha yazayım. Lexin Oklank yazdık. Google'a arattık. Ve en üstteki temalara bakalım. Boğdar. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi hem sesli hem de video halinde gösteriyor. Böyle güzel bir site burası da. Geçtik. Evet arkadaşlar yine benim faydalandığım bir site Yevlis Belediyesi'nin SF öğrencilerine yazma konusunda yardımcı olmak için hazırladığı bir site. Nasıl buluyoruz burayı? SF Yevle yazarsak SF Yevle Webli yazmamız gerek arkadaşlar. SF Yevle Webli yazıp Google'da arattığımız zaman burası çıkıyor arkadaşlar. Buradan kursunuzu seçiyorsunuz. Burada Scriva Brev B kurşen. B kursu için mektup yazma örneği. Veya Scriva Brev C ok D kurşen. C ve D için. Veya Dijital Separate Scriva'ya link vermiş.
Örnek mektuplar diyor. Buyurun arkadaşlar PDF. Veya C'nin gramatik dersleri için örnekler. Yevle Belediyesi'nin küçük ufak bir sitesi, çok güzel olan bir site, faydalanmanızı tavsiye ederim. SFI pod.se pardon. Elefsper.se arkadaşlar bir oyun sitesi. İsveççe kelimeleri veriyor size. Harfleri yerleştirmenizi istiyor veya değişik şekillerde var. Burada da arkadaşlar İsveççe öğrendiklerinizle oyunlar oynuyorsunuz. Reklam olan bir site, fakat oyunu daha iyi anlarım diyen arkadaşlar için güzel bir site. Ona bakmaya gerek yok. Elefsper.se'ye girip kendiniz bakabilirsiniz. Benim değinmek istediğim site bu aslında. SFI.pod.se. Diyalog üzerine kurulmuş bir internet sitesi. Sizlere konuları karşılıklı konuşarak diyalog ile anlatıyor. Höra, yani duyma için çok güzel bir site. S, M ve L olarak sınıflandırmışlar. Dilediğinizi açıp dinleyebiliyorsunuz. Buna girelim arkadaşlar. SFI Pod diye arattığınız zaman en üstte çıkan site. Burada arkadaşlar yukarıda Storylek'ler var. Biz kimiz var? Centrum Vuxen. Vuxen Centrum'unu anlatıyor. Kim dinler SFI podları? Promenyeler. Yani takibi alın veya sök yapın diyor. Şimdi sizlere Storylek S'den bir örnek vereyim. Storylek S'e tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi diyaloglar, küçük küçük konular çıkıyor arkadaşlar. Bir tanesini seçelim. What are the fur weather? Evet arkadaşlar. Ve şuna tıkladığımız zaman dinlemeye başlıyoruz. Hava nasıl? Hej och välkomna till SFI-podd. I storlek small. Idag ska vi prata om vädret. Mm. Och vad är det för väder idag? Idag är det fint och soligt här hos oss i Haninge. Solen skiner, det är ganska varmt och det blåser inte. Det är skönt. Men så var det inte förra veckan och hela april. Nej. Då var det snö, regn och det var kallt. Det var inget fint aprilväder. Men idag får ni lyssna på Susanne och Sinna som pratar väder. Nu lyssnar vi på dialogen. Har du sett vilket väder det är idag? Ja, usch, vilket dåligt väder. Tänk att det snöar i april. Ja, inte bara det. Det är mulet, ösregnar och är jättekallt. Sen blåser det ju också. Ja, vet du. Igår blåste det så mycket att mitt växthus... Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde diyalog halinde size lüsna, yani duyma trenaları yaptırıyor. Eğer gerek görürseniz hangi podu çevirmemi isterseniz bana belirtin. Ben size onun çevirisini, onlar konuşur ben Türkçe çevirisini yapar yayınlarım. Çok güzel bir site, duyma için çok faydalı bir site olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar, en son sitemiz Otta.se. İnternet sitesi haberleri İsveççe veriyor. Let's Svenska. Anlamadığınız kelimeyi işaretleyip Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu site... günlük haberleri, Otasidor zaten 8 sayfa bir gazete demek. Günlük haberleri tıklatıp size sesli olarak okuyabiliyor. Anlamadığınız kelimenin üzerini işaretleyip Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Otasidor diye arattığımızda en başta çıkan burası mesela. Diyelim bu haber ne zaman yayınlanmış? Ayın 24'ünde dün yayınlanmış.
Ve iki tane yorum yapılmış komentiyere. Şimdi arkadaşlar, şuradan Veljes Blog'dan Türkçe'yi seçiyoruz. Öyle kalsın şimdilik. Şimdi bu haberi şu kısa tanıtımını bir dinleyelim. Fler människor har drunknat på Medelhavet i sommar jämfört med förra sommaren. Ändå är det färre som flyr. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bize haberin kısa bir tanıtımını kendisi okudu. Pardon. Kendisi sesli olarak okudu ve bize takip ettirdi. Mesela ben bu ferre kelimesinin anlamını bilmiyorsam üzerine işaretliyorum. Yukarıdan Türkçe'yi seçip öbür şey yapıyorum. Ferre daha az demekmiş ve bana Türkçesini veriyor. Fakat arkadaşlar, bu kelime kelime yapıyor. Mesela hepsini seçip de çevir derseniz onu çevirmiyor. Sadece diyor ki sen birden bir kelimeden fazlasını işaretledin diyor. Sadece bir kelime işaretle diyor. Otta si dur punta se de böyle arkadaşlar. İsterseniz lesmer yapıp haberin bütününü dinleyebilirsiniz. Bunu Facebook'ta, Twitter'da veya e-mail olarak paylaşabilirsiniz. Veya gidin yorum yapın bu şekilde. Bugünkü dersimiz de bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu dokümanı da Facebook grubunda en kısa zamanda paylaşacağım. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Umarım bir şeyler katabilmişimdir.